need myself lipstick. High street, I don't need a super street. Epping days. Hastaneyi geçtik ne oldun hospitala. Nereye gidiyorduk? Linkraft'a gidiyoruz. Şurada şöyle dükkanlar var hep. Arka tarafta da var ama göremiyorum. Aha çekiyorum. Süper cheap otu varmış. Cash converters varmış. Linkraft'a geliyoruz. Alana Kemis Beyhaz. Şoförüm çok hızlı. Aceleci. Burada neler varmış? Kapının girişinde bunlar şey mi? İndirimdeler mi? Bunlar reklamdakiler. Ellerimizi önce bir. Kim halis falan? Ha iyi. Careful. Okay. Okay. Ah, ellerim acayip oldu. Şunlar güzelmiş değil mi? Kaça? 40'tan 20'ye düşmüş. 17.97. 19.97 diyor. Çerez tabakları veya işte peynir falan. Ooh, I like that. Çeşitleri. Bunlar güzelmiş. Neyse. İşte 50 indirim diyor. Burada şöyle var o. Şurada da şöyle yastıklar var. Bunlar kaçaymış? 15 dolar bu yastıklar. Ben değil. Şunlar da yatak çarşafları falan. Ben dolanıyorum. Okey. Burada da varlar. Şöyle. Burada neler var? Süsler. Bunların tanesi 6.97. Bakır mı? Hindistan malıymış. Şöyle kabaca bir çekim yapacağım. Tarafta da böyle şeyler var. Yeah. 55 dolar.
Nazlı el işi malzemeleri koymak için çantaymış. Şu karşıdakiler terzilerin işine yarayacak şeyler. 60 dolar diyor. Mankenler. Bu dikiş makineleri var. Bu makinenin fiyatı 499. $599. Burada gösteriyor. Overlock. Overlocklar çok iyi oluyor. Makinenin kendisi. Burada havlular falan var. Yani şöyle gezelim. Şurada kumaşlar var. Karşı giriş kapısı zaten. Burada böyle Christmas'lerinin kumaşları. Christmas deseni. Noel babalarının bayramı geliyor ya hani. Kumaşlar kaça? 19 dolarmış metresi. Valla güzel ama desen bize uygun değil. Şöyle kumaşlar. Şöyle göstereyim. Burası boydan boya hep kumaş. Şu karşı duvarda dahil. Burada neler var? Gene hediyelikler. Bunların bayram hediyelikleri bunlar. Şunlar da ambalaj kağıtları. Alın size bir sürü Noel babalar yavrularıyla birlikte. Evet. Dedeleri dikmişler hep buraya. Bunlar da tabi süsleri gene. Ya pek ilgimi çekmiyor benim. Hep hediyelik hazırlanmışlar. Şöyle göstereyim. Nasıl bir yer. Bunları bile Christmas'e göre hazırlamışlar. Yorgan yüzleri takımı. Taraklar falan. Saç malzemeleri. Şöyle gene hediyelik şeyler. Çekebilirsem şöyle göstereyim. Maskeden gözlüklerim buharlandı. Diffüzyon. Bunlar da yağlar. Yine. Candles. Arkada böyle bunlar var. %75 indirimdeymiş bunlar.
Utility, right? $5. Bir şeyler bağlamak için. Şöyle göstereyim. Karşıda kırletler var. Bayağı burası da fena değil büyüklükte. $20 kırletler. Burada yine yastıklar falan var. Bunlar da yorgan. $30 harcarsan $10 karın olur diyor. $50 harcarsan $20 kar. 100 harcarsan 50 karın oluyormuş. Buranın tüllerini göstereyim şöyle. Asmışlar. Türkiye tüllerinin hiç alakası yok. Onun için evlerin önünden geçerken Türk'ün evini tüllerinden tanıyoruz. Bu tüller Türkiye tülleri gibi değiller. Basit buradakiler. Böyle süslü püslü fazla değiller yani. Bu tamamen sadeymiş zaten. Fiyatları nasıl bunların? Fiyatlarını göremiyorum. Yani şöyle göstereyim. Evet. Yani hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı. Fazla cafcaflı değiller. Türkiye'ninkiler gibi. İşte mutfak penceresi için çift katlı. 2 katlı yapmışlar. Evet, burada paket içerisindeler. $74 diyor şuna. 6 metre. metre 13 santimmiş uzunluğu, eni de 6 metre herhalde. Böyle. Burada yine kumaşlar var. Evet, dikiş sevenler için tam iyi bir yer. Bayağı değişik bir şeyler var. Şurada perde malzemeleri var. Şimdi kornejler şöyle tutayım. Bunlar da kornejlerin kenar süsleri. Değişik şeyler ya. Evet, bunlar ne? Bunlar da panjurlar. Şöyle göstereyim. $79, 98 sent diyor buna. Ne kadar boyundaymış? Şöyle göstereyim. 137 santim drop dediğine göre drop aşağıya doğru 1 metre 37 santim. Böyleymiş. Bunlardan da var. Tahta gibi görünürler. The Nation Blinds.
Kaça ki bunların fiyatları? Şurada 79 dolar diyor. Ama şu uzunlar 2 metre 10 santimmiş aşağı doğru. Yani boyu. Burası da böyle. Şurada şöyle şeysi var. Bilgileri var. Yani bura genelde panjur üzerine. Şöyle çabuk canı geçeyim. Buralar demin geçtiğim yer. Şuralar kurdeleler. Bunların fiyatları 2.49 3.49 şeyine göre değişiyor. 4.49 malına göre, boyuna göre değişiyorlar herhalde. Bir sürüler bak. Satılamadı bunlar hep. Kaç aylardır kapalıydı böyle yerler. Ancak online satış yapabildiler. İnternetten sipariş veriyordun. Bundan sonra onlar sana saat veriyorlardı. Geliyordun, burada dışarıdan alıyordun. Burada aynısını yapmıştır yani. Başka yerler yaptı çünkü. Böyle. Hobicilerin yeri burası tam. Yani. Scrap paper. Gözlük diyor. Tam okuyamıyorum. 25.99 diyor da. Şunlar mı acaba? Burada böyle yapma çiçekler var. 3 dolarmış. Kovasıyla birlikte mi 3 dolar? Kovalar 3 dolar. Çiçeğin kendi ayrı yetin 3 dolar. 6 dolar fena değilmiş. Nasıl böyle? Ben şöyle bir resim çekeyim. Yine hep hobicilerin yeri hep. Şu duvarda ne varmış? Yani böyle süs şeyleri. El yapımı kağıtlarmış bunlar. Handmade papers. El yapımı kağıtlar diyor. Evet. Makas. Kaç aymış? Bunların fiyatı yok, bedava herhalde. Yok şaka yapıyorum, bedava olmaz da. Fiyat koymamışlar üstüne. Barkodundan belli olur herhalde. Dry clay. Bunlar clay dedikleri bu ne oluyor? Unuttum. Topraktan oluyor ya hani böyle testi mesti yapıyorlar. Clay. Vallahi onun Türkçesini tam bilmiyorum ne olduğunu ama çamur yani renk renk yapmışlar. Burada yine böyle süsler var. Böyle.
Fiyatlar gayet uygun. Fena değil. Aslında burası bu kadar uygun olmazdı ama demek ki satış yapmak için uygun yapmışlar. Burada gene kurdele cinslerinden var. Şöyle göstereyim. Örtüler var. Masa örtüleri süslü. İncik boncuk işte. Ne getirdi incik boncuk diyorlar ya. Onlardan. Evet böyle. Şunları da şöyle çekeyim. Ve bunun duvarında da böyle kletalı şeyler var. Bunlar kaçamam. Yakın gözlüğüm olmayınca okuyamıyorum maalesef. Şöyle bakayım. Heh, böyle daha iyi görünüyor. Bunların da fiyatı yok. Fiyat koymamışlar. Burası böyle rengarenk. Şunlardan da var burada. Süslemek için. Bunlar düğün kartlarını falan süslemek için güzel oluyor. Evde kendin düğün kartını hazırlarsan. Gerçi şimdi düğün yapan falan da kalmadı artık. İzin vermiyorlar da. Yani bu tür süsler onlara çok iyi gidiyor. Yani. Biraz şöyle hızlı geçeyim. Ya hepsini de çekmeme gerek yok. İşte böyle bir yer burası. Burada da. Bunlar ne işe yarıyor? Stikaymış, yapışkanmış bunlar. $0.99 indirmişler. Hepsini değil. Bazılarını. Şu yukarıdakilerde 99'a inmiş. Ha, bir dolar değil ha. 99 sent. 1 sent kardayız. Tabi öderken 1 dolar ödüyorsun. 1 sent yok. Evet. Da böyle. Tam hobi yapanların vallahi yeri. Çok güzel şeyler var ama ben uğraşmıyorum bu tür şeylerle. Nereden de alıp süslenebilir. Aslında amigurumi örüp bunlara giydirmek lazım. Yani oyuncaklar. Şunlar $4 diyor. Şu büyü biraz büyü $6. Burada böyle çeşit çeşit şeyler var. Alfabeler, numaralar. Bunlar o köpük denilen şeyden böyle gıcır gıcır oluyor ya, hani hemen kırılıveriyor. Biraz çöktün müydü? Daha doğrusu hemen kırılıyor demeyim de kırılgan şeylere muhafaza ediyor diyeyim. Biraz yanlış oldu oradaki söylediğim. Bunlar ne işe yarıyormuş? Ha, çanta kulpları. Kendi çantanı kendin yaparsan da kulplar var burada. $3 diyor. Şunlar $3'miş. Böylesi var. Öylesi var. Bu $6.99 diyor. Demek ki bunu indirmemişler.
Şöyleleri de var. Yani bayağı bir değişik bir şeyler var burada. Wooden craft. Dress model. Bu da manken gibi bir şeymiş yani. Dress model dediğine göre şöyle göstereyim. Kendin assemble yapman gerek herhalde bunu. Assemble. Ne oluyor assemble? Kendin kurman gerekiyor. Evet, bundan böyle sanki karton mu bunlar? Kartondan yapılma gibi. Çok hafif şeyler. Elinden çekince zor oluyor. Bunları alıp kendin evinde süsleyip boyayıp herhalde süs olarak kullanman için. Bunlar ne? Sidewalk çok. Tebeşir kovası. Kovayla satılıyor tebeşir. Kaçaymış? $5. Şunlar da tebeşirle yere resimler yapmak için malzemeler. Çocuklar usanmasın değil mi? Yani böyle. Şunlar neymiş? Sanki plastik şeyler. Dream Band Funkit. Plastiğe benziyor bunlar. $2. Bunlar $5. Şunlar $2. Neymiş? Awesome rubber band bracelet and accessories making kit. Şöyle lastiklerden bileklik yapmak için kitmiş bu. Bu da $5. Evet. Aslında şunlar da tam şey kafalar varmış burada. Bunlar eşarp yapmak için çok iyi olur ha. $20 diyor. Beyazlar $18. Türban tasarımları evde yapabilmek için uğraşmak isteyenlere gayet güzel. Uzun boyunlular, kısa boyunlular, erkek kafası, bayan kafası. Bunlar neymiş? Ah, kırsık olmayınca okunmuyordu. Poly. Polycam, is it? Vallahi okuyamıyorum, bir şey yazıyor ama minted beads. Polyfoam. Mini beads. Deminki gösterdiğim o şunların malından. Şunların malından böyle gıcır gıcır olan şeylerin. Böyle renkli renkli boncuklarıymış. Yukarıdan göstereyim, şöyle beyazları var. Bunlar da $3 diyor. Renk renk. Güzel şeyler var aslında uğraşmak isteyenler için. Şöyle genel olarak çekeyim şöyle. Çok güzel renkli görünüyorlar. Burada da boyama işleri var. Şurada fırçalar. Evet. Şöyle.
İşte ayrı satılan fırçalar var. Kimi 5 dolar, kimi 3.50. Şurada boyalar var. Daha büyükleri var. Şurada da bir değişikleri var. Şunlar ne bilmiyorum. Bunlar yapışkanmış. Paste gel miyim diyor. Değişik değişik şeyler var burada da. Impasto gel. Okay. Buralarda gene böyle boyalar, süsler. Yani şimdi hep fiyatlarına falan da bakıyorum. Reklamını yapmış gibi oldu buranın. Ay. Allah. Maskeyle gezmek kolay iş değilmiş. Dünya ve biz buradayız. Yani şöyle göstereyim. Evet. Biz şuradayız. Victoria'dayız. Şöyle göstereyim. Çok yakın çekmiyor. Victoria, her neyse. Ben her tarafını çekersem oho, çok uzun olacak böyle. Ya bu memlekette düğme sıkıntısı var. Yani şöyle göstereyim size düğmeleri. Öyle Türkiye'dekiler gibi güzel çocuk düğmeleri falan. Maalesef burada bulamıyoruz. Yani normal standart düğmeler. Hani büyükler için gene hadi neyse de. Ve çocuk yelekleri falan örüyorsun. Onlara göre bulamıyoruz bir şey. Çok uğraşıyoruz bir şeyler benzetebilmek için. Yani şöyle göstereyim. İnan hiç bebeklere uygun doğru dürüst bir şey yok burada. Şöyle bir şey varmış. Elma. Çevireyim. Apple yazıyor üstünde. Yani çok araman gerekiyor. Uygun bir şey bulmak için. Çok düğme var. Ama hoşa giden pek bir şey yok. Ah, da gelmiş. Uğur böceği. Bak, bunlar daha önce yoktu. Biraz yenilikler yapmışlar demek ki. Bu da bana referans olur. Nereden ne düğmeler var bakarım bu videodan en azından. Evet, makaslar. Gözlüğüm gene puslandı. Böyle makaslar var. Yani şunun takımı 26 dolar diyor şunun. Şu 11 dolarmış. 11, evet. Burada yine ipler falan var. Kapüşon iplerine benziyor bunlar. Drawstring cord. Yani
pantolonları, spor pantolonları, eşofmanlar için kullanılabilir. Hoodie dediğimiz kapşonlara kullanılabilir. Bu neymiş? Dressmakers. Terzi makasıymış bu. Bu nereden geldiyse. Bu buranın değil galiba. O güzelmiş. Yani böyle makaslar 22 dolar diyor. 2, 3, 4, 5 tane makas var. Bunlardan bende de var. Evet, şunlar da kitaplar. Yok, kitap değilmiş. Ne bunlar? Star Kit. Kitmiş. Başlama kiti. Şöyle gösterelim. 12 dolar diyor. Burada da yağlar varmış gene. Health Wellness. So Health and Wellness. Sağlık ve iyilik için yağlar var diyor. Yani daha ne göstereyim bilmiyorum. Bayağı bir şeyler var. Buralarda perde şeyleri var. Veya işte şöyle su taşı şeyler var. Fiyatları herhalde arkalarında gizli. Görünmüyor. Şöyle. Bayağı bir uzun video oldu sanırım bu da. Sanki ben satış yapıyorum. Çektiğim şeylere de bak. Maske yapmak istiyorsak arkamızda da onlar varmış. Bunlardan da var. Bunlar ne? Feathers. Tüyler böyle. Kuş tüyü falan gibi. Şurada ufaklar da bunda var. Okay. Kapanıyormuş, anons veriyorlar. Çıkalım artık. Neyse, şimdilik bu kadar olsun. Sen ne aldın? Oo, tam benim renkler varmış, maviş maviş. Bundan kadın ha. Diyor ki 10 tane lazım. Ne için bu? Blanket öreceksin. De tuval olacak için. Battaniye öreceksin. I don't know. Ne bu? Malı ne? Acrylic mi? I have no idea. What is it? English. Alacak mısın böyle bir şey? Kaça bu? How much is it? I can't read anything. Malı neymiş bunun? Okuyamadım. Baby blanket diyor. Bebek battaniyesi. Vallahi şu maviler tam bana göreymiş ha. Çok seviyorum mavi rengi ben. Şurada da yeşiller var. Güzel renkler. Efendim annem. Ne için onlar? Okay. It is. They're 20 dollars each. 20 dolar. They're normally 25 though. Okay. Ha, makrame şeyleri bunlar. Yeah. What do you think? That makrame ipleri 20 dolar. Kaç metreymiş bunlar? 400 gram 64 metre. 100% natural cotton diyor. Şundan bir tane kalmış. Doğal kotonmuş. Bundan bunu mu alsam böyle iki tane? Hoşuma gitti. Bilmem. 20 dolar. 25 dolar diyor. Yes. 20 dolar değil. No, 25 dolar ama üyesem 20 dolar. Sen üyesin. Hı-hı. Ben de üyeydim aslında. Bunlar da şey mi? Hukuk şey. Şöyle bir bakalım. Aa, ipleri var bunun. Hı-hı. Kit olarak satıyorlar bunu 25 dolar.
da şöyle yapacaksın. Okey. Şunlar da dream catcher şeyleri mi? Hı-hı. Düş kapana. Bunlar ne? Küpe mi bunlar? Gözlük gözümde yakın gözlüğü yok. Okuyamıyorum. Neyse little, bunlar. Süsler yani. Valla videoda benim bir sürü bir şey var. Mehtap şuradan bakayım sana neyin nerede olduğunu söyleyeyim. Aha burada bir şeyler var. Beads burada var ama şey. Bunlar, they're intact. You see this greenish kind of color? Aqua? Hmm. Orange lazım bana. Hmm. Okay. And they gotta be big. Not small beads. This beads here. Huh? Did you see this way? Şunlara baksana be. Deli deli dolanıyor. Şey vakit kalmadı. 10 dakika dediler kapanıyormuş. No. No? No. Taliha gibi. No. Ooh, I like that. Well, let me see that. For some weird reason, I like it. Max olduğu için herhalde hoşuma gitti. Bu ne olmuş? Beğenmedik onu. Aa, onu niye geri koyayım ki? I want to snatch one. I can't breathe with this goddamn mask on my face. So hard. Ben de iyice terletti benim maskem. Bu ne? No, injure. No. Arka tarafta da bunlardan var. Pullar. Pull. Pull lazım mı? Bak pullar buradaymış. No, pullardan var da hiçbir işe yaramıyor. Boncukların oradan çıkayım ben. Burada da zip fermuarlar var. Böyle. Boy boy. Şöyle. Renk renk. Burada da fiyatları var. Ölçüsüne göre fiyatları var, yazıyor altında. Şu iri dişlilerden. Yani burası da böyle. Şu tarafında ipler var. Makine ipleri. $6. Toplu iğneler $3 diyor. Böyle renk renk ipler. O tarafa kadar hep ip. Şunlar da overlock ipleri. Herhalde. Ben sanıyorum. Machine. Poly diyor. Polyester. Makine ipleri. Şunlar da varlık ipleri. Bunlar büyükler. Tamam. Elimde. Ver, I'll put that back. Evet, burada örgü ipleri falan da satılıyor aslında ama onlara sıra gelmedi. Kapanıyormuş. Çıkıyoruz artık. Epey bir gezdirdim gene. Şöyle değişik ipler varmış. Ben nereye gitsem gözüm mavilere bakıyor. Kalabalık. Anakromi ipleriymiş. He. $5 diyor. I'm coming. Çıktık, eve gidiyoruz gari. Dükkanı kapattık, gidiyoruz. Kamp mı var? Crossing.
Türkiye'de Subway. Türkiye'de var mı ki Subway? Değil mi? Şurada da kafe var. Ama şeyleri şemsiyeleri kapalı. Ha, bingo. Ama var, kafe de var orada. Baksana, kafe diyor. Karşıda alışveriş merkezi var. Epping Plaza. Pacific Epping. Burada lamba hem böyle yakında var, hem de karşıda uzakta var. Görünüyor mu bilmiyorum. Güneş vurunca görünmüyor da. Ne çektiğimi de göremiyorum ha. Ha, deminki bahsettiğim kafelerin şemsiyeleri kapalılar. Burada oturma yerleri varmış. Salgından dolayı açılmasına izin mi verilmemiş, kapanmışlar mı? Belki kapanmış olabilirler. Çünkü dışarıda 50 kişiye kadar izin var bildiğim kadarıyla. İçeriye de 20 kişi. Kapalı alanlara. Bayağı bekledik ya. Lambalar iyi yandı. Bu ikinci posta. Evet. Şurada KFC var. Aa, şuradan köyü. Junk. Köyü? That lady over there. Clothes and stuff koyuyorsun and she's going through it. She's probably homeless. Belki evsizdir. Şimdi rengarenk bir giyinmiş. Adam mı? Adam mı? Kadın da değil. Adam mı? Şey. Değil mi? Uzun saç olunca insan karıştırıyor. Taraf gene alışveriş merkezinin öbür geçesi burada. Excuse me. Yakın olan hastane. Burası şey, otel. Quest'miş adı. Otel, evet. Hotel. Quest. Cooper Street'deyiz. Epping. Hastanenin ekleme yapıyorlardı. Bitirdiler mi acaba? Hastane küçük geliyordu buraya. Araba
yaşındaymış daha kız. Alışverişçiymiş. Ha benim yanlışım. Aylardır böyle çıkmaz da evde kalırsa böyle olur. Ha hastane şurası. Şurası hastane. Aa kendi memleketimizi unutmuşuz. Yazık yazık. Alışveriş merkezini bir de hastane diye yutturuyordum. Manavların alışveriş yaptığı yer diyeyim şöyle market yeşillik satan tarladan getirenleri buraya getiriyor hal ha burası sebze hali ama halka açık değil sadece manavlara açık olan hal burası nasıl görünüyor tam olarak emin değilim yani burada çok uzun zaman olmadı yapılalı kaç sene oldu 2 sene oldu mu? Aşağı yukarı herhalde. Şu tarafta da Volkswagen'imiz varmış bak. Arabalardan fırsat bulursam şurayı daha iyi çekeceğim de. Köprünün üstü çevre yolu. Şurayı biraz içtelim. Buraya da büyük bir şey yapıyorlar. Sağ tarafa ne yapıyorlar?
lazanya bizim Türklerin burası. Maşallah bayağı büyük. Burası alışveriş yeri. Türkiye'den getirdikleri malzemeler oluyor. Yeme yeri yani. Mutfak malzemeleri falan da var. Çok güzel. Şurada da Şehzade, bizim hemşerilerimizin, Çağırganlı hemşerilerimizin lokantası var. Burası Sydney Road dediğimiz, Hume Highway dediğimiz yol. Bu yolun arkaya doğru gidersen Sydney'e doğru gidiyor. Böyle ileri doğru gidersen bizim eve doğru gidiyor. Şehir merkezine doğru gidiyor yani. Neyse, bugünlük bu kadar yeter. Allah'a emanet ediyorum herkesi. Bay bay.